Emekli 103 amiral tarafından yayınlanan bildiriyle ilgili açıklama yapan AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem, üslubu, yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan tartışmalar itibarıyla kesinlikle art niyetli girişimdir dedi. Montreux Sözleşmesi ile ilgili bildiride imzası bulunan amirallerin rütbelerinin sökülmesini, emeklilik hakları ve emekli maaşlarının kesilmesini isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye için tehdit ve beka sorunudur dediği ortaya çıktı. TRT Haber yayınladıkları bildiri nedeniyle haklarında soruşturma açılan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edildiğini duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu istisnai kaydıyla çıplak arama şikayetine de yer verilen Sincan Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporunu görüşecek. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı'na karşı durabilmek için seçimi beklemeden ortak demokratik ilkeler belirleyerek mücadele ve işbirliği niyetiyle yola çıkan ve partilerin dışındaki tüm kesimleri de kapsayan bir demokrasi ittifakı kurulması gerektiğini söyledi. 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Çağlayan Adliyesi'nde bir araya gelen avukat meslek örgütleri, mesleğimize yönelik saldırıların günden güne arttığı ve itibarsızlaştırıldığımız, yoksullaştırıldığımız, öldürüldüğümüz koşullarda 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlamıyoruz dedi. Mart ayı basın özgürlüğü raporunu açıklayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, 100'e yakın gazetecinin hakim karşısına çıkarılıp 6 gazeteci için 16 yıl 2 ay hapis cezası verildiğini, 3 gazetecinin gözaltına alındığını ve 2 gazeteci hakkında da soruşturma başlatıldığını söyledi.